Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim, çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alemleri teşrifinin miladi seneyi devriyesinde sevgili peygamberimiz, efendimiz, önderimiz, rehberimiz Muhammed Mustafa üzere selam, salat olsun. Yine Rabbimin salat ve selamının Hazreti Nebi Efendimizin ailesinin, onun ehli beytinin üzerine olmasını diliyorum. Peygamber Efendimiz'i görme şerefine nail olmuş, onu duymuş, onu dinlemiş, onun mübarek cismini temaşa etmiş, onun sohbet ve muhabbetini kana kana içmiş ashab-ı kirama da Allah'ın selamını iletiyorum. Hıra Dağı'nda, Nur Mağarası'nda oku emriyle mana, derinlik ve aşk hüviyetine bürünen, ilm pınarından beslenen, 14 asır boyunca insanlığı aydınlatan tüm evliyayı, tüm gönül insanlarını, tüm alimleri de rahmet ve minnetle yad ediyor. Mekanları inşallah cennet olsun diye dua ediyorum. Bir kere daha kutlu doğuma, Habibullah'ın doğumunun seneyi devriyesine bizleri ulaştırdığı için Allah'a hamd ediyorum. Allah Habibinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Rabbim iki cihanda da bizlerden rahmetini, mağfiretini, nimetini esirgemesin. Bizlere Hazreti Peygamber'in şanlı sancağı altında haşrolmayı nasip eylesin diyorum. Bu vesileyle kutlu doğumun manasını her yıl Türkiye'ye ve dünyaya hatırlatan son derece anlamlı mevzular ışığında bizi ilahi mesajla tekrar tekrar buluşturan Diyanet İşleri Başkanlığımızı, Sayın Başkanımız ve tüm ekibini de huzurlarınızda tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Evet, kalp bir organ değil, bir et parçası değil, insanın varlık sebebini içinde taşıyan, kimi zaman ilmin, aşkın, muhabbetin mekanı, kimi zaman nefretin, kinin zemini olan adeta beden ülkesinin saltanat merkezidir. İman en önce kalpte tecelli eder. İlahi mesajın da buyurduğu gibi iman kalbe yazılır. Allah kalplerde olanı bilendir. İçinizde kalpte olanı açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı hesaba çeker, dilediğini affeder, dilediğine
azap eder. Hazreti Mevlana testinin içinde ne varsa dışına da o sızar diyor. Evet, kalpte ne varsa dilde, gözde, elde, ayakta, tüm bedende o vardır. Dil neyi söylerse söylesin, el neyi eylerse eylesin, eğer iman dilden öteye gitmeyip kalbi kuşatmıyorsa, kalbi tesiri altına almıyorsa, mühürleri kırarak kalbe yazılmıyorsa, o gerçek iman değildir. Münafık odur ki kalbi başka yöne bakar, dili başka yöne. Kalbinde nefret olanın, kin olanın, kalbi kararmış olanın dili her ne söylerse söylesin inandırıcılıktan tamamen uzaktır. Diyor ya Derviş Yunus, taş gönülde ne biter, dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Samimiyet kalp ile, yani gönül ile dilin, tüm bedenin uyumudur, muhabbetidir, birbiriyle sohbetidir. Samimiyet kalbin ve gönlün aynı yöne bakmasıdır. Samimiyet kalpte olanın sahtecilikten, aldatmadan, riyadan uzak şekilde dile, ele, eyleme yansımasıdır. Her gün kıbleye yöneliyor ve defalarca Estağfirullah, Bismillah, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz diyoruz. Her gün defalarca tekrarladığımız bu yakarış, dilden kalbe indiği takdirde bir mana ve bir karşılık ifade eder. Diliyle yalnız sana kulluk ederiz deyip kalbiyle putlara, güce, mal ve evlatlara tamah edenler, takdir edersiniz ki gerçek müminler değildirler. Diliyle milyonlarca kez de olsa ancak senden yardım dileriz diyen, ama kalbiyle güçten, hırstan, dünya malından, maddi olandan yardım bekleyenler hiç şüphesiz hem aldatan hem de aldananlardır. Kardeşlerim, kalbin ihmal edildiği, cismin yani bedenin yani görüntünün daha fazla nazarı dikkate alındığı bir çağda yaşıyoruz. Dünyayı kurtarmak için, alemlere nizam vermek için, iyiliği egemen kılmak için halis bir niyetle yola çıkan ama yol üzerinde mahallesini, semtini, evini, kardeşini, hatta kendi kalbini ihmal eden nesillere şahit oluyoruz. Daha kalbine yönelmeden, daha kalbinin içini temizlemeden Allah'ı zikretmek suretiyle, daha kalbini tatmin etmeden büyük ufuklara yelken açan, dalgalarda kaybolup giden nesiller görüyoruz. Oysa kalp alemdir. Dostun evi gönüllerdir. Kendi gönlünü fethedemeyenin açabileceği, girebileceği, yani fatihi olabileceği tek bir gönül dahi yoktur. Yine der ki Yunus Emre, dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönlün derviş eyleyen
hırkaya muhtaç değil. Evet, hırsından, tamahından, arzularından sıyrılıp ihlas ve samimiyet hırkasını bedenine değil gönlüne giydirmeyenlerin varacakları yer zilletten öte asla değildir. Kardeşlerim, 14 asır önce Hıra Dağı'nda Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelen oku mesajı aslında bir anlamda kendi kalbini keşfet emridir. 14 asır sonra açıkçası tüm bir insanlık bütünüyle bir kez daha kalbimizi keşfetme ihtiyacı içindeyiz. Kalp ile beden arasındaki samimiyet köprüsünü yeniden inşa etmeye her zamankinden çok daha fazla muhtaç haldeyiz. Samimiyetin dışlandığı, kalplerde olanın dile, dillerde olanın kalbe sirayet etmediği her araç bizi hakka götürmeyecek, tam tersine bizi haktan uzaklaştıracaktır. Evet, siyaset eğer kalptekiyle dildekini samimiyet köprüsüyle birbirine bağlayabiliyorsa hakka ve halka hizmettir. Adalet eğer vicdan ile hak arasındaki samimiyet köprüsünü tesis edebiliyorsa adalettir. Devlet kendisini var eden insan ile arasında bir samimiyet köprüsü imar edebiliyor. Yani insanı yaşatarak insan için ayakta kalabiliyorsa adil bir devlettir. Medya dedikoduyu değil, iftirayı değil, söylentiyi değil, kalpte olanı yani hakkı manşetine taşıyabiliyor, gerçekle harf arasında samimiyet kurabiliyorsa dürüst medyadır. Kitap kalptekini yazıya dökebildiği, gönülde olanı samimi bir şekilde beyaz sayfaya aktarabildiği ölçüde faydalıdır. En önemlisi de alim kalbini keşfedebilmiş, kalbine bilgi kadar aşkı yerleştirebilmiş, kalbini Rabbi ile tanıştırarak nefsini tanıyabilmiş, gönlü ile dili, tavrı, edası arasında samimiyet ihdas edebilmiş kişidir. Kardeşlerim, samimiyet köprüsü yıkılırsa gönül ile dil arasındaki bağ kopar. Samimiyet yolu tıkanırsa kalp ile bir de bakarsınız ki başka yöne bakar, dil başka şeyler söyler. İşte onun için samimiyet üzerinde her zamankinden fazla düşünmemiz gereken bir çağda yaşıyoruz. Samimiyet üzerinde her zamankinden fazla durmamız, sormamız ve sorgulamamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Tezahürün yani dış görünüşün, imajın bu kadar öne çıktığı bir dünyada samimiyeti yeniden keşfedip idareden siyasete, adaletten ilme kadar her alanda samimiyeti yeniden egemen kılmamız gereken bir mücadeleye ihtiyaç duyuyoruz. Hiç kuşkusuz tek tek insanların olduğu kadar toplumların da bir kaderi vardır. Kaderin üzerinde bir kader vardır. Toplumlar
zaman zaman hayal kırıklığı yaşarlar. Toplumlar zaman zaman aldanırlar, aldatılırlar. Toplumlar öyle zamanlar olur ki yenilirler, varlıklarını yitirirler, fetret dönemleri yaşarlar. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki insanın kalbi toplumun kalbidir. Ve o kalbe yazılan iman silinmedikçe toplumlar da ruh köklerinden, özlerinden, kendilerini var eden dinamiklerden kopuş yaşamazlar. Bugün her ne yaşıyor olursak olalım, takdir-i ilahi dualar eşliğinde yürüyen bu milleti mutlaka bugünden çok daha iyi yerlere ulaştıracaktır. İnsanımızın ihlasını, samimiyetini, hizmet etme duygusunu istismar edenler, geride büyük bir aldatılmış duygusu bıraksalar da cemiyetin istikametini köreltemeyecek, kalpleri çöle asla çeviremeyeceklerdir. Burada şu hususu özellikle vurgulamak isterim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattır, yani samimiyettir diye buyuruyor. Az önce saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanımız da ifade ettiler. Kime diye sorulduğunda Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara diyor. Her bir kardeşimin şunu bilmesini isterim ki gerçek bir mümin için Allah yeterlidir. Onun kitabı yeterlidir. Onun Resulü yeterlidir. Allah'tan başkasına kulluk eden kaybetmiştir. Allah'tan başkasına kulluk eden kaybetmiştir. Kur'an-ı Kerim dışında delil arayan yolundan sapmıştır. Resul-i Kibriya Efendimiz dışında rehber arayan ışığı arkasında bırakmıştır. Müslümanların idarecilerinden, hatta bütün Müslümanlardan samimiyetini esirgeyen, bunun yanında başka idarecilerle başka otoritelere boyun eğen, saygı gösteren, başka Müslümanlardan yüz çeviren, hem aldatan olmuş hem de aldanan olmuştur. Kur'an-ı Kerim çok açık şekilde emrediyor: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar küffara karşı şedid ama
kendi aralarında çok merhametlidir. Evet, Allah Resulü istismar edilemez. Bütün müminlerin efendisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyevi hırslar için, tamah için, iktidar ve güç arzusu için hiçbir şekilde ne mesajlarıyla, ne yaşantısıyla, ne de rüyalarda ve filmlerde istismar aracı yapılamaz. Diyor ki Hazreti Nebi, Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda emin oldukları kişidir. İnanmayanlara karşı gösterilen samimiyet ve muhabbetin, inanmayanlara karşı sergilenen selamet ve emniyetin Müslümanlardan, mazlumlardan, diğer tüm insanlardan esirgenmesi asla ve asla İslam'la, ilimle ve ilim adamlığıyla izah edilemez. Masum, temiz, saf insanların duyguları üzerine bir çıkar şebekesi asla bina edilemez. İnsanlara iftira atmak, insanların iffetlerine dil uzatmak, insanların mahremlerine girmek, bunları kaydedip tehdit ve şantaj aracı olarak kullanmak, bu dinin, güzel dinimizin hiçbir ilkesiyle asla bağdaşmaz. İşte onun için tekrar ediyorum. Çıkar şebekelerinin kirli oyunları adına istismar edilen kardeşlerime, işte onun için tekrar hatırlatıyorum. Bize Allah yeter, bize Kur'an yeter, bize alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Nebi yeter. Sınırlar belliyken, helal ve haram dairesi belliyken, örgüt çıkarları adına sınırları aşmak, helal ve haram dairesinden çıkmak, iman ve samimiyet dairesini de terk etmektir. Açık açık ifade etmeliyim ki, din ne devletin, ne siyasetin, ne de arzularına yenik düşmüş hırslıların elinde elverişli bir imkan olarak görülemez. Tam tersine, görevi halka ve hakka hizmet etmek olan her kurum, her oluşum ve her şahsiyet bu milletin milli ve manevi değerlerini görmek, gözetmek ve ona saygı duymak durumundadır. Bunu da samimiyetle ısrar etmek zorundayız. Biz sadece samimiyet diyoruz. Din ve devlet ilişkilerinde istismarı şiddetle reddediyor, samimiyeti sonuna kadar savunuyoruz. Her meselemizde olduğu gibi din ve devlet münasebetlerinde de devlete ve insanlığa doğru yolu gösterecek olan sadece ve sadece samimiyettir. Samimiyet din ve devlet ilişkilerini normalleştireceği gibi dinin, devlet, siyaset ve hırslı şahıslar elinde saygısızlığa uğramasına, kutsiyetinin zedelenmesine engel olacaktır. Bakınız, biz bu ülkenin, bu toplumun milli ve manevi değerlerini savunurken bunu tarihimiz, medeniyetimiz ve istikbalimiz adına ve samimiyetle savunuyoruz. Bu toprakların ilim, aşk ve iman hamuruyla yoğrulduğunu, böylece bugünlere ulaştığını biliyor, geleceğe de böyle yürüyebileceğine, böyle yücelebileceğine inanıyoruz. Kur'an ve Siyer-i Nebi derslerinin, başörtüsünün, paylaşmanın,
yardımlaşmanın, kardeşliğin bu ülkenin millet mefkûresinde ve maneviyat ikliminde önemli olduğuna inanıyor. Toplumun normalleşmesi adına bunları samimiyetle savunuyoruz. Yine bu milletin mayasında hiçbir etnik köken gözetmeden mezhep, inanç, dil, dış görünüş farklılıklarını ayrıştırıcı vasıflar olarak görmeden birlikte hoşgörüyle yaşama kültürü olduğu için her türlü ayrımcılığı samimiyetle reddediyoruz. Biz siyasetle, idareyle, devletle millet arasında samimiyet köprüsüyle birbirine bağlanmış bir irtibatın kurulması için yine samimiyetle mücadele ediyoruz. Bizler bu makamlarda ve bu dünyada elbette gelip geçeceğiz. Önemli olan ilk insan Adem Aleyhisselam'dan bugüne ulaşan iman ve fıtrat çizgisinin hiç sarsılmadan ve özünden kopmadan idame etmesidir. Hiç kuşkusuz din Allah'ındır. Rabbim her zaman dinini muhafaza edecektir. Bize düşen samimiyet imtihanını başarıyla geçmektir. Hak için ve halk için hizmetler, eserler üreterek geride hoş bir sada bırakmak, hareketimizin, davamızın, siyasetimizin merkezi olmaya devam edecektir. Rabbim bizi samimiyet çizgisinden hiçbir zaman ayırmasın diye dua ediyorum. Rabbim bizi Kur'an'ın ışığından, Resul-i Ekrem Efendimizin ve onun Ehl-i Beyt'inin rehberliğinden ayırmasın diyorum. Rabbim milletimizin kardeşliğini, birlik ve bütünlüğünü muhafaza etsin. Tüm Müslüman kardeşlerimizi, tüm insanlığı rahmetiyle, bereketiyle kuşatsın diliyorum. Kutlu Doğum Haftası'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızı bu anlamlı faaliyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim, Sayın Başbakanımızı bu konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bir müddet daha sahneyi teşriflerine istirham ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez Hocam Sayın Başbakanımıza gül takdim edecekler Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle. Ve Sayın Başbakanımızın muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'yi de ben sahneye davet ediyorum. Ayrıca Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Bakanlarımız, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Müftümüzü de gül takdimi için sahneye davet ediyorum. İstanbul Milletvekillerimizi de yine sahneye davet ediyorum gül takdimi için. Sayın İl Başkanımızı da sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. İstanbul Emniyet Müdürümüz yine sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sen gül ey Nebi. Gül ki açsın hazan düşmüş bahçemizde güller. Sen gül ey Nebi.
dili lal olmuş bülbülün derdini gülden başka kim dinler? Sen gül ey Nebi, gül ki güllerin kalbi hiç kanamasın.